Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bana ayrılan sürede ben Konkordato Ön Projesi'nden hızlı bir şekilde ana başlıklarıyla hem uygulamada hem de teorik olarak niçin getirilmişti, ne amaçlanmıştı ve uygulamanın içinde birisi olarak da ne kadar başarılı oldu onu birlikte değerlendir ve çalışacağım. Öncelikle Konkordato nedir dediğimiz zaman Konkordato aslında iki kesimi korumak amacıyla getirilmiş ki bir tanesi Konkordato talep eden şirketin borçlu dediğimiz şirketin alacaklılarını korumak, bir de şirketi yaşatarak şirketten menfaat sağlayan çalışanları, şirkete hizmet sunan, mal satan, tedarik eden bulunan kişileri, kurumları koruma amacıyla ticaretin dönmesini, devam etmesini sağlamak amacıyla getirilmiş. Esasen şirketin ortaklarını, patronlarını korumak gibi bir niyeti esasen yok. Nedir dediğimiz zaman da Konkordato zaten mali durumu bozulmuş, borçlu durumda olan şirketlerle bu şirketlerin alacaklı olanlarını korumaya yönelik uygulama diyoruz. Borçlular ile borçluların alacaklarının korunması burada amaçlanmış. Mali durumu kötüye gitmiş ve borçlarını ödeyemeyen kişiler borçlu alacaklılar ile mahkeme huzurunda anlaşarak bu borçlarını yapılandırmaktadır. Kanunlar böyle tanımlamakla birlikte, hocaların değişik tanımları olmakla beraber bir de sokaktaki vatandaşın da bu konuya ilişkin bir tanımı var. İşte onların tanımı da bu. Böyle de arkadaşlar. Geldi. Evet, vatandaşın tanımı da esasen Konkordato'ya bakışı bu. Kamuoyunda çok negatif şeyler söylendi. Basın çok üzerine gitti. Mahkemeler kendilerini baskı altında hissetmeye başladılar. Acele karar veriliyor gibi, sanki onları düşürmüş gibi. Kanun uygulamaktan öteye başka bir şey yapmadılar ama onlar da çok gelen baskılardan dolayı artık gereksiz şekilde şu da eksik, bu da eksik demeye başladılar. Umuyorum ki bugün biz burada bu kongredeyken mecliste bugün bir torba yasasıyla bu konuyu gündemine alacak. Ama çok bir beklenti içerisine girmeyelim. Tek yapacağı şey yapılacak düzenlemelerde Konkordato'yu daha pahalı hale getirecek. Evet, Konkordato ya gitmek iyi bir şey değil. Yani şirketler gidiyorlarsa bunu son seçenek olarak görmeleri gerekir. İflastan önceki son çıkış olarak görmeleri gerekir. Çünkü Konkordato'ya giden firmaların hepsinde bir hayal kırıklığı olduğunu görüyoruz. Satışlarından müthiş bir düşme var. Müşterilerini kaybediyorlar. Mal almakta zorlanıyorlar. Ve böyle olacağını bilseydik hiç girmezdik diyen firmalar oluşmaya başladı. O nedenle iyi düşünmek gerekir. Bir taraftan da batmayacak olan şirketlerin bile bu sisteme girdikten sonra yani ben batacaklarını düşünüyorum. Çünkü komiserler bir taraftan, mahkeme bir taraftan, basın bir taraftan, bankalar bir taraftan bu şirketleri batırmak için ellerinden geleni yapıyor. Dolayısıyla zaten şu anda geçici mühletler kesin mühlete geçme oranı %15. O %15'inde %10'u da kesin mühlette elenirse demek ki %5'ini kurtarmış gibi bir oranla karşı karşıya kalacağız. Halbuki beklenen neydi Konkordato'dan? Yani kalben bir kucaklaşma, alacaklılarla borçların karşılıklı olarak anlaşmaları, yeniden bu borçları yapılandırmaları mahkeme nezdinde ve Konkordato'ya taraf olmayanlar veya kabul etmeyenler bile eğer mahkeme tarafından böyle bir tasdik yapılmışsa onlar da uymak zorunda olacaklar. Konkordato talebine eklenecek belgelere baktığımız zaman finansal tablolar ve durum açıklayıcı belgeler var. Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosundan bahsediyor. Burada bir son dediğine göre, örneğin şu anda başvuracaklar için son 2017 olmaktadır. 31.12.2017.
TTK'ya göre dediğine göre o halde işletmeler TMS'ye göre hazırlamışlarsa finansal durum tablosunu onu sunmaları gerekir. MOBİ FRS'ye göre hazırlamışsa onu, o da yoksa muhasebe sistem uygulama genel tebliğine göre hazırlanmış ve kurumlar vergisi beyanının ekinde olan bilanço gelir tablosunu sunması gerekecek. Ara bilançolardan da kaydi bilanço dediğimiz davayı açtığı tarihten 45 gün gerisinde en fazla olabilecek, daha erken olmayacak olan, daha geç olmayacak olan bilançoyu ve bir de raiç değer bilançosunu, yani gerçeğe uygun değerlerle oluşturulmuş bilançosunu sunmak durumunda kalacak. Bunun dışında mali durum açıklayıcı belgelere baktığımız zaman ticari defterlerin açılış kapanış tasdikleri, e-defter veren bilgileri bana göre son derece gereksiz bilgiler, belgeler. Çünkü bunlar dosyanın neredeyse yarısını oluşturmakta, kimsenin de baktığı yok, ilgilendiği de yok, bir işe yaradığı da yok. Esasen çıkarılması gerekiyor. Maddi duran varlık listesi ve maddi olmayan duran varlık listesini kanun kaydı olarak konulmasını istiyor ama bütün bunları tek tek sayacağına detaylı bir mizan konulur dese çok daha iyi iş yapmış olur. Ve tüm alacak ve borçlar vadileriyle birlikte gösterilen bir listede istenmektedir. Bilançoda görülen önemli varlıklar var ise, ki bunlar stoklar olabilir, bu stokların listesinin konması gerekir. Veya hisse senetleri varsa portföyünde onun listesinin konması gerekir. Veya mali duran varlıkları varsa bağlı ortaklığı, iştirakları, bağlı menkul kıymetleri, bunların da bir listesini sunması gerekecek. Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacakların özellikle imtiyaz durumlarını gösteren bir listenin mutlaka yine dava dilekçesine eklenmesi gerekir. Örneğin alacak tutarı, vadesi, imtiyazlı olup olmadığı, imtiyazlı değilse adi alacak olacak veya işçi alacağı olacak ya da kamu alacağı olacak. Karşılaştırma tablosu koyması gerekir ki bu da Konkordato Ön Projesi'nde yer alan teklifle alacak günlerinde ne kadar geçecek, şirketin iflas etmesi halinde ne kadar geçecek, bu karşılaştırmayı koymaları gerekir ve teklif edilen tutarın mutlak suretle iflas edilmesi halinde ödenecek tutardan fazla olması gerekir. Zaman zaman tersi olduğunu görüyoruz ki bu durumda şirketin iflası daha makul olacaktır, konkordato gereksiz kalacaktır. Finansal analiz raporuna girmeyeceğim. Şimdi bugün belki değişiklik olacak. Değişiklik olursa ismi Konkordato denetim raporu olacak. Ali Hocam ve İpek Hocam detaylı bir şekilde girecekler. Ama esas benim bugün sizlerle paylaşacağım konu Konkordato ön projesi olacak. Esasen Konkordato talebine eklenecek belgeler arasında en önemli belge Konkordato ön projesi. Ama maalesef en özensiz, en dikkatsiz, en kötü hazırlamış olduğumuz belgede bunun olduğunu görüyoruz. Borçlunun bu belge içerisinde ne olmalı? Çok gereksiz bilgiler, çok özellikle mali bilgiler, analizler, 60 sayfa, 70 sayfa, 80 sayfa bu projelerin yapıldığını görüyoruz ama yani birçok bilgi gereksiz. Aranılan bilgi dahi onların içerisinde bulunmuyor. Onun yerine 10 sayfalık bir proje yazılmış olsa çok daha makul, çok daha iyi olacak. Peki neler içerecek bu proje? Borçlunun borçlarını hangi oranda ve vadede ödeyecek? Ne zaman ödeyecek? Ne kadar ödeyecek? Ödemeler için borçlu ne yapacak? Parayı nereden bulacak? Kaynağı nereden bulacak? Mallarını mı satacak? Duran varlıklarını mı satacak? Ortak mı alacak? Sermaye mi artıracak? Ne yapacaksa onları açıklaması gerekir. Hangi mali kaynaklardan bu ödemeleri sağlayacağını somut bir şekilde açıklaması gerekir. Evet, borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya iflas ertelemeden farklı olarak burada bir de vadesinde ödeyememe tehlikesi olanlar da Konkordato'ya gidebilecek. Yani 3 ay sonraki çeklerini bir firma ödeyemiyor ise, bu ihtimali, bu riski görüyor ise bunlardan dolayı da Konkordato talebinde bulunabilecek. Ve bu talepte yani herhangi bir borçlu vade verilmek, tenzilat verilmek veya hem vade hem tenzilatla birlikte talepte bulunabilecek. Başta sunulan proje sonradan değiştirilebilir mi? Evet, bu proje mahkeme tarafından
tasdik edilinceye kadar her aşamada, her vakit revize edilebilecektir. Ön projeden, isminden de anlaşıldığı gibi bu bir ön projedir. Sonrasında komiserlerin tavsiyesiyle, mahkemenin isteğiyle, alacaklıların talebiyle mutlaka değiştirilebilir, revize edilebilir bir proje olacaktır. Kimse istemese bile, kendisi bile böyle bir talepte bulunabilecektir. Örneğin, vade talep etti ama faiz ödemeyeceğini söyledi. Ama sonuçta alacakların da tamamı dediler ki evet faizsiz biz almayı kabul ediyoruz. Ama baktı ki mahkeme elinde mal varlığında fazlaca bir kalan var borçlunun. Re'sen mahkeme yine faiz ödemesine hükmedebilir. Ön projenin temel özelliklerine baktığımız zaman neleri içermeli diye proje ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ortamda ve şirketin içinde bulunduğu sektörde gerçekleştirilebilir olması ve bir de uygulanabilir olması gerekmektedir. Projedeki açıklamalar somut bilgi ve belgelere dayandırılmış olmalıdır. Somut bir belge yoksa ortada, somut bir bilgi yoksa sadece yapacağız, edeceğiz şeklinde soyut söylemlerle proje oluşturulmamalıdır. Nereden kaynak bulunacağı çok somut bir şekilde söylenmesi gerekir. Projedeki ifadeler çelişkili olmamalı. Bir tarafında başka, bir tarafında başka bir şey yazmamalı. Ve varsayımlar da gerçekçi olmalıdır. Bir ön projede bulunacak temel başlıklar bunlar olmalıdır. Bu başlıklara kısaca bakacak olursak, girişte şirket yönetimi tarafından niçin konkordato kararı alındığı, alınmışsa yönetim kurulu kararının veya ortaklar kurulu kararının bir suretinin içine eklenmesi gerekir. Ve bu konkordatodan da ne beklenildiği, ne amaçla yazıldığı belirtilmeli. Hukuki çerçeve ve konkordato talebinin gerekçesine baktığımız zaman hukuki gerekçeler kısaca ve sonra da firma gerekçeleri yazılabilir. Şirket hakkında genel bilgiler dediğimiz zaman şirketin geçmişten bu tarafa gelen